Burası Türkiye. Efendim iyi akşamlar. Öncelikle hayırlı kandiller dileyerek bir ortak akıl programımızı daha başlatıyoruz. Bugün yine bomba gibi iki konuğum var. Türkiye'nin bomba gibi gündemini, hatta dünyanın da gündemini elbette konuşacağımız yine bir programımızla daha karşınızdayız. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Özellikle manşetleriyle üzerinde çok konuştuğumuz Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Ve yine Fuat Avni ismiyle de çok yakından bildiğimiz, aslında daha önce de çok yakından takip ettiğimiz ama son dönemde gözümüzü daha da fazla çevirdiğimiz Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık bizimle beraber. Hoş geldiniz Ünal Bey. Hoş bulduk Pınar Hanım. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Efendim sizlere de hoş geldiniz diyoruz. Bomba yemedi. Sevgili seyirciler, evet, büyük operasyon diyoruz. Aslında geldi gelecek 17-25 Aralık operasyonlarının ardından geldi gelecek diye sinyallerini çoklukla, sıklıkla duyduğumuz, özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çokça söylediği, sarf ettiği, inlerine gireceğiz diyerek ifade ettiği ve yine bir büyük operasyon. Yani aslında Türkiye Ergenekon'la, Balyoz'la bu büyük operasyonlara çok alışık bir ülke. Yine çok büyük bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Ama tabii dünyanın farklı bir gündemi var. Bir tarafta İsrail ile Gazze ile uğraşıyoruz sevgili seyirciler. Bir tarafta Irak'la, IŞİD ile uğraşıyoruz. Ama Türkiye içerisindeki bu gelişme de son derece sarsıcı ve önemli. Ve ilk sözü Yeni Akit Gazetesi'nden Genel Yönetmeni Hasan Karakaya'ya vereceğiz. Çok bekleniyordu. Seçimin olması beklendi. Tam Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde çok hareketli bir şekilde sahur vakti. Aslında hem Ergenekon'da hem Balyoz'da, yani bildik görüntülerle, sadece kişiler farklı, görüntüler aynı. Tekrar bir operasyonla karşı karşıyayız. Siz de bekliyordunuz. Çünkü gazetenizde devamlı bunun altını çiziyordunuz. Paralel yapıyla mücadele diyordunuz. Nasıl, yani beklentiniz doğrultusunda mı geldi, olaylar başladı? Öncelikle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz. Bu gecenin bütün hayırlara, huzurlara ve barışa vesile olmasını niyaz ediyorum. Ve aynı zamanda Filistin'de kaybettiğimiz 600 aşkın insan için de başsağlığı diliyorum. Şimdi bu operasyon, evet, beklenen bir operasyondu. Bence geç kalmış bir operasyondu. Çünkü bu operasyonun şimdiye kadar yapılması gerekiyordu. Yalnız tabii ki bunun hazırlık soruşturmaları var. Soruşturmalar var. Çeşitli belgelerin, bilgilerin elde edilmesi gerekiyordu. Bunun için de bugüne kadar sarttı. Dediğiniz gibi yani bu 30 Mart seçimlerinden hatta daha önce de bekleniyordu. Ama 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelmiş olması belki dikkatleri biraz daha başka yönlere çevirdi veyahut da başka yorumların yapılmasına yol açtı. Ama yapılması gereken buydu. Zira yani bunu kesinlikle 17-25 Aralık operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle 30 Mart seçimlerindeki yapılan kirli ittifaktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Burada tamamen devletin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren konularda casusluk faaliyetleri olduğunu düşünüyorum. Zaten operasyonun gerekçesi açıklandığında bunun bir casusluk faaliyeti olduğunu, başbakanın mahremine kadar girildiği, başbakanın dinlendiği, Dışişleri Bakanı'nın dinlendiği, MİT müsteşarının dinlendiği, hatta Sayın Başbakan'ın ifadesiyle Cumhurbaşkanı'nın dinlendiği bir yapı var. Yani bu yapıya yönelik, işte adına paralel yapı dediğimiz bu yapı, kendisi bir paralel devlet kurma iddiasıyla bu tür bilgileri alma yolunda büyük çabalar sarf etti. Ve hayali örgütler, işte Tevhid Selam örgütü gibi hayali örgütler ihtas edip, kurup ve ondan sonra da bu örgüt mensuplarını dinliyorum diye yüzlerce, binlerce kişiyi dinledi. Ki bunların arasında iş adamları var, gazeteciler var, bürokratlar var, sanatçılar var ve ilgisi olmayan insanlar var. Ve daha sonra da denildi ki zaten bunlar ilgisi olmayan kişiler, işte görüşmeye takıldı, onlar onun için dinlendi falan diye. Bütün mesele burada
bu dinlemeler yapıldı. Türkiye'de zaten kuruluşundan bu yana belki dinlemeler yapılıyor. Ama bütün mesele burada bu dinlemelerden elde edilen bilgilerin nerelere servis edildiği, hangi ülkelere servis edildiği ve hangi istihbarat örgütlerine servis edildiği sorusuydu. Sanıyorum ki bugün işte 115 kişiye yönelik operasyon dün şafak vakti başlayıp geç saatlere kadar devam eden ve sanıyorum 106 kişinin gözaltına alındı. Evet. Öyle. 106 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda herhalde bu sorgular esnasında kimlerin nereye servis yaptığı ve dinlemeleri ne amaçla yaptığı ortaya çıkacaktır ki bu operasyonlarda sadece savcının başladığı bir operasyon olduğunu düşünmüyorum. Bazı işte paralel yapım mensuplarının da burada gönüllü bilgiler verdiği, bir anlamda gönüllü muhbirlik yaptığı yönünde de bilgiler var. Yani bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Şimdi Hasan Bey, ilk açılışı bu şekilde aldık. Ünal Bey'e de sorayım çünkü daha sonra sizin sözlerinizden de sorular soracağım. Ünal Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz şöyle bir baktığınız zaman sahur vakti operasyonu? Sahur vakti vakit olarak baktığımızda bir kez işte Türkiye'nin alışık olmadığı, bugüne kadar medya mensuplarının, siyasetçilerin eleştirdiği, her kesimden siyasetçiler, medya mensuplarının eleştirdiği bir zamanlamaydı. Saat 4'te 5'te alınması ile ilgili. Yani daha bu önceki 4'te, yıllarda tabii, çok eleştirilen. 4'te 5'te alındı gerekçesiyle eleştiriliyordu hatırlıyorsanız. Bu kez ona da fırsat verilmedi. Gece saat 1.30-2'ye 20 kala başlayan bir operasyonla demin dediğiniz gibi işte 22 ilde 115 kişi gözaltına alındı. Size gelen bilgi 115 mi? Biz 106 dedik, 115. 106 gözaltına alınan. Gözaltı. 115 kişi. 115 kişi de gözaltı alınması için harekete geçildi. Tabii bunların işte ellerinin kelepçelenmesi, yani kendi gelip karakola teslim olan, adına davet çıkarıldığı için kendi gelip karakola teslim olanlar bile karakoldan elleri kelepçeli bir şekilde çıkarıldığını gördük maalesef. Şimdi bu işin dünkü tarafı. Bir de, hep tartıştığımız tarafı aslında değil mi? Türkiye'nin yani, hep tartıştığı tarafı. Yani Ergenekon'da ve Balyoz'da da çok... Hepsi için geçerli bu. Hepsi için geçerli. Yani düşün, insanlar yurt dışından geldi Ergenekon'da. Arandığı gerekçesiyle yurt dışından işte askerler veya siviller geldiğinde kendi geldiği halde işte deminki benzerlere, tablolara benzer bir şekilde içeriye alındı, tutuklandı, gözaltına alındı. Yani kaçacak olsa zaten yurt dışından gelmezdi. İşte deminki örnekte kaçacak olsa emniyet müdürü kendi gelip teslim olmazdı. Yani bunları gözaltına almak, kelepçelenerek yapılması, bunlar geldiğimiz söylenen demokrasi noktasında Türkiye için ayıp şeyler. Peki bu 17-25... O noktayla ilgili de söyleyeceğim var. Şimdi bu dediğim gibi dünkü tablo. Bu tablonun aslında bir revanşist bir tablo. Yani bu yaşadığımız şeyler bir şeyin revanşının alınması. Evet, neydi o revanşının alınması? Revanş mı alınıyor? 17 Aralık'ta bu iktidarın hırsızlıkta suçüstü yapıldığı bir dönemde elleri kolları her şeyiyle projektörleri yakıldığında işte nasıl böyle ortada kalınırsa öyle bir dönemde yapıldığı bir tabloydu. Ve ondan sonrası da bugün gözaltına alınan polisler, polis şefleri hataları var mı? Herkesin olabilir. Ben hataları yok, her şeyle masum, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece Başbakan Erdoğan'ın kendi sözleriyle söylüyorum. Bunları kahraman yaptı, kahramandı. Bu insanları Ergenekon operasyonlarında kullanırken bunları kahraman olarak saydı bize. Kahraman olarak gösterdi. Zekeriya Şimdi, az onlardan birisi. Tabii onlardan mesela. Kendi işte zırhlı aracını verdi. İtalya'da temiz eller o savcısı var da bizdeki ondan daha büyük bir savcı diye mitinglerde konuştu. AK Parti'nin grup toplantısında hepimiz dinledik işte. İnterneti müsait olanlar arayıp bakabilirler bu videolara, bu görüntülere. Şimdi böyle yapılan, böyle sunulan insanlar hırsızlık kendi çevresinde olduğu ortaya çıkınca birdenbire tutkaka yapıldı. Birdenbire bir şey yapıldı. Bir tablo bundan ibaret. Yani siz bir hırsızlığı
engelleme işte bu ortaya çıkartan bir gruba karşı bir rövanş. Şist bir yaklaşımla intikam mı? Yani böyle mi değerlendirmek lazım? Hasan Bey siz de bu sorulara cevap verebilirsiniz tabii. Yani ben Ünal Tanak'a kesinlikle katılmıyorum. Şimdi yani burada sapla sabanı birbirine karıştırmamak lazım. Bugün sorulması gereken soru 17-25 Aralık soruları değil. Bugün sorulması gereken soru, çünkü bu 17 Aralık, 25 Aralık'tan dolayı içeriye alınmadı, gözaltına alınmadı bu polisler. Niçin gözaltına alındı? Casusluk faaliyetlerinden dolayı. Başbakanın dinlediği için, Dışişleri Bakanı'nın, Genelkurmay yetkililerinin ve MİT müsteşarının toplandığı, bulunduğu bir odada, gizli bir odada, yani çantasına böcek yerleştiriliyor veyahut da bir başka yere böcek yerleştiriliyor ve o konuşma dinleniyor. Sonra da medyaya servis ediliyor. Sadece medyaya servis edilse, sadece Türkiye'ye servis edilse gene canım yanmaz. Ama bu acaba başka yerlere de servis edildi mi? Bugünkü operasyonun adı budur. Başbakanı dinliyorsun, başbakanın mahremine giriyorsun. Senin yani kim olursan ol, sen bir polis olarak, bir istihbarat teşkilatının başındaki veyahut da yöneticisi olarak başbakanı dinleme yetkin yok. Cumhurbaşkanının dinleme yetkin yok. Dışişleri Bakanlığı'ndaki devletin gizli toplantısını dinleme ve bunu servis etme yetkin yok. Dolayısıyla dediğim gibi sapla samanı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu operasyonun 17 Aralık'la 25 Aralık'la veyahut da işte rövanş alındı, rövanş mantığıyla yapılıyor falan. Yani bu bulandırmayalım. Bugünkü operasyon casusluk operasyonudur ve bundan dolayı gözaltına alınmıştır bu insanlar. Bunların hesabını vereceklerdir. Ha eğer suçsuzlarsa elbette serbest bırakılacaklardır. Suçlularsa tutuklanacaklar veyahut da ceza alacaklardır. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Gelelim bağlamından ayırarak söylüyorum. Türkiye'de daha önce yetkililer de söyledi. Türkiye'de toplam yatırımların tutarı belediyelerde dahil 40 milyar dolar. Ama 17-25 Aralık operasyonları 80 milyar dolarlık bir yolsuzluktan, rüşvetten ve daha sonra 25 Aralık'ta da sanıyorum 100 milyar dolardan bahsediliyordu. Yani Türkiye'nin bu kadar yatırımı yapması mümkün değil. Bir beden var ortada ama siz burada bedenin tamamı 40 milyar dolar veyahut da işte 50 milyar dolar. Ama siz 80 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık yolsuzluktan, rüşvetten bahsediyorsunuz. Yani bunun içerisinde bu kadar parayı... Rakamlar astronomik diyorsunuz. Yani bu kadar yapmanıza gerek yok. Yani bunu amacından saptırmayalım. Ve orada da, yani onu da ayrıca tartışırız. Yani 17-25 Aralık operasyonları gerçekten yolsuzluk operasyonu muydu? Halk Bankası'na yönelik operasyonlar Amerika'da İsrail lobisi tarafından, 40 tane İsrail milletvekili tarafından Amerikan senatosuna mektup yazılmış mıdır? Bu mektupta neler söylenmiştir? Halk Bankası'na karşı yaptırma uygulanması istenmiş midir? Bütün bunları da konuşuruz o zaman. Evet, Ünal Bey buyurun cevap vereceksiniz. Bu zaten operasyonla ilgili baktığımızda, evet, iki tane gerekçe gösterildi biliyorsunuz. Biri örgüt, yasa dışı örgüt kurmak. İkincisi de Hasan Bey'in bahsettiği gibi çeteden dolayı. Şimdi tarih boyunca baktığımızda çete olaylarında, affedersiniz, casusluk olaylarının iki veya üç şekilde yapıldığını görüyoruz. Birincisi, işte tarih, yani ben biraz tarihle de uğraştığım için, tarih alanında da çalışmalarım olduğu için bir şey söyleyeyim. Casusluk denilen şey bir başka ülkeye yönelik yapılıyorsa para için yapılıyor. İkincisi, eğer erkekse kadın dolayısıyla yapılıyor. Üçüncüsü de belli bir makam, belli bir takım şeyler için yapılıyor. Şimdi bu gözaltına alınan polislere baktığınızda tamamına yakını neredeyse işte orta kesimin bile altında oturduğu muhitlerde ve kiralık evlerde oturduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu insanları casus diye suçlayan makamlar dün başka bir davada casusluk operasyonlarında kullanıyordu. Aynı güç, aynı el bu insanları dün başka bir davada, işte askerideki, İzmir'deki casusluk olayını hatırlayın, başka bir olaydaki casusluk olaylarını ortaya çıkarmada kullanılıyordu. Şimdi bu davanın
bu davayı sürdürenlerin bir tane amacı var. İçine düştükleri çamurdan kurtulma çabası. İçine düştükleri çamuru örtme çabasıdır. Bu davada bir numaralı 17 Aralık'ın bir numaralı sanığı düşünün. Tatilde olacak. Rıza Sarraf'tan bahsediyorum. Tatilde olacak. Tatil keyfi yapıyor olacak. Niçin? Çünkü bakanları önünde yatıyordu. Çünkü işte birinin parasını peşin ödeyeceksiniz diyordu. Bahşişini peşin ödeyeceksiniz diyerek iş yaptıran insanlar bugün bu hükümetin kıymetli insanları. Yani bugün Ali Fuat Yılmazer'in böyle bir açıklaması vardı. Ali Fuat Yılmazer, Rıza Sarraf'lara yapılmayan polislik bize yapılıyor ifadesini kullandı. Yani biraz teşkilatı mı sorgulamak lazım burada? Ya ben yani Ünal ona girdiği için söylüyorum. Yani Zerrab tatil yaparken onu dün yakalayan polisler bugün yakalanmış durumda. Ellerine kelepçe takılmış durumda. Eğer o mantıkla hareket edecek olursak o zaman Zekriya Özlü de sorgulayalım. Dubai'de tatil yaptı. Kimin imkanlarıyla sorgulanıyor tatil? Zaten. Kimin imkanlarıyla yok, tatil? Sorgulanıyor tabii zaten. Tabii. Yani onu da fotoğrafın bir tarafına da onu koyalım. Sorgulanması lazım. Sorgulanması lazım. Hem fikrim ben seninle. Kendi yani maaşın, böyle bahsettiğiniz tarzda bir şeyse sorgulanmaması yani, yanlış tabii, zaten. Tabii ama bu bugüne kadar ortaya çıkılmadı. Yani bugün Reza Zerrab'ı kesinlikle tasvip ediyor anlamında söylemiyorum. Yani onu sorgulayacaksak Zekeriya Öz'ün de Dubai'de kimin imkanlarıyla tatil yaptığını sorgulamamız gerekiyor. Peki Hasan Bey, Zekeriya Bey yani bu kadar iyi bir kişiyken yani çok sevilen bir kişiyken hükümet tarafından bir anda nasıl bu kadar kötü şimdi, bir adam bakın, pozisyonuna bakın, geldi? Yani bazı şeyler bugüne kadar AK Parti hükümeti zaten Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan da o yönüyle eleştiriliyor. Yani diyor ki siz 2002'de 3 Kasım 2002'de iktidara geldiniz. O günden bu yana son 12 yılda 2014 yılına kadar hatta bunu hadi bir yıl daha çıkartalım. Bu 10 yıl boyunca siz cemaatle işbirliği yaptınız. Bütün bunlar devletin çeşitli kademelerine yerleşirlerken, sızarlarken siz göz yumdunuz. Bugün ne oldu da yani karşı karşıya geldiniz bu kavga başladı. Şimdi Sayın Başbakan'ın bir ifadesi var ki ben de sanıyorum... Yani bütün gazetelerde de manşet oldu zaten. Yani bizden ne istediler de vermedik. Evet. Bu yani, söz önemli evet, bir sözdü. Çok önemli bir söz. Yani bugün muhatapları da bir açıklama yaptı. Ne istediğimizi koy ortaya dedi. Hayır, ne istediğinizi koy ortaya. Zaten sanıyorum Hüseyin Gülerci'ydi. Yanılmıyorsam Hüseyin Gülerci'ydi. Biz AK Parti iktidarı döneminde altın dönemimizi yaşadık. Bu da var. Bunu da inkar etmeyelim. Yani yine cemaat yetkililerinin bunu saymaya kalkarsak herhalde fotoğraflarla, belgelerle birçok şey ortaya konulur. Okullar ortaya konulur, şimdi, kolaylıklar ortaya ya konulur. Okullarla, kolaylıklarla. Okullarla, dershanelerle. Tek mi gidelim, zemin... karşılıklı sohbet yok, karşılıklı nasıl konuşabilirsiniz. Ama yani, tabii yani cümleleri tamamlayarak cevap verelim. Yani cemaatin çeşitli hizmet hareketlerinde bulunabilmesi için önünün açıldığını, AK Parti iktidarı tarafından önünün açıldığını, zaten Hüseyin Gülerci de sanıyorum bundan birkaç yıl önce söylemişti ve biz bu dönemde altın dönemimizi yaşadık demişti. Bir dakika tabii, ben başka bir yere gelmek istiyorum. Yani bugüne kadar Sayın Başbakan Erdoğan şunu söylemiştir. Yani işte bu yavaş yavaş toplumda cemaate karşı bir öfke demeyeyim ama bir soru işaretleri oluşmaya başladığında ve kendisine ya buna neye göz yumuyorsun, niye tedbir almıyorsun denildiğinde şunu demiştir Sayın Başbakan. Bana alnını secdeye değen insanlara şikayet etmeyin. Bana alnını secdeye değen, yönü kıbleye yönelen yani insanlara şikayet etmeyin. Yani dolayısıyla bir Müslümanla karşı karşıya gelmemek için belki de yani çok fahiş olmamak üzere bazı hatalarını göz yumuştur. Ve dediği gibi biraz önce örneklerini de vermek gerekirse dediğini ben bizzat yaşadım. Yani Sayın Başbakan mikrofondan tutarsak kağıtları Hasan Bey. Sayın Başbakan
Kazakistan'da cemaatin okulları kapatılmak kararı alındığında bizzat gitti, orada onlarla görüştü. Ve okulların kapatılmasını önlemek için elinden gelen çabayı sarf etti. Bu sadece bir örnek. İstenirse başka örneklerde sıralamak mümkün. Ama bütün mesele, yani bu kadrolaşma falan da değil. Yani kadrolaşma falan da değil. Ben burada bir paralel yapılanma niyeti, arzusu, hedefi, ideali için çalışmalar sizildikten ve ortaya çıktıktan sonradır ki bir kırılma yaşandığını ve ondan sonra iplerin koptuğunu. Yani dün böyleydi, bugün ama böyleydi. Ama biz ipleri 17-25 Aralık operasyonlarından hayır, sonra koptuğunu değil, değil. Yok, daha gördüm. Yok, daha önce, daha önce. Başka şeyden anladım. Buyurun İnna abi. Tamam. Şimdi Hasan Bey iktidara geldiğinde nasıl önünü açtığını söyledi. Ben niye açtığını anlatayım. Yani nasıl açtığı yanlış değil, bir de niye açtığı var. Bakın, bir cümle ondan öncesini söyleyeyim. Milli görüşle Nurcuların yolları, Hasan Bey'in de yaşı müsait bilir, tarihinde hiçbir zaman kesişmedi. Hiçbir zaman birbirlerine sıcak bakmadılar. Peki Erdoğan niye iktidara geldiğinde önünü açtı? Önünü açmasının bir tane sebebi vardı. Tek sebebi şu. AK Parti'nin, evet 3 Kasım 2002'de halk teveccüh göstermiş, iktidar olmuştu. %35 ile iktidar oldu ve ciddi bir sayıyla meclise girdi. Ama kadrosu yoktu. İktidara geldiğinde kadroyu burada gördü. Çünkü bu insanlar yıllardan bu yana eğitimle insana yatırım yapmışlardı. Varlarını, yoklarını eğitime yatırdılar. İnsan yetiştirmeye yatıştırdılar. İnsan kabak gibi değil. Bir sezonda yetişmiyor. Yarım asırda yetişiyor. Çeyrek asırda yetişiyor bir insan. Yetişmiş kadro burada vardı ve bu kadroya ihtiyacı vardı. Bu kadroyla yola çıktı. Evet, bu kadro sayesinde bakın AK Parti iktidarının birinci dönemi, çıraklık diye tabir ettiği Erdoğan'ın birinci dönemi aslında AK Parti'nin yıldızının parladığı ve her şeyin bugün andığımız, bugün AK Parti iktidarının doğrular ve artılar hanesinde yazdığımız neredeyse her şeyin yapıldığı dönemdir. Sonra değişti yani, mi AK Parti hükümeti? Değişti, her şeyle değişti, onu anlatacağım. Çıraklık, AK Parti mi değişti yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı değişti? İkisi de değişti ama Recep Tayyip Erdoğan daha fazla değişti. Buna ihtiyacı vardı. Tamam mı? Bir kadroya ihtiyacı vardı ve o kadroyu burada buldu. Sonrasında kendi kadro yetiştirmeye çalıştı. Gayet normal, yanlış da değil. Yani nasıl ötekilerle birlikte yol almaya karar vermişse kendi kadrolarını yetiştirmesi, bu da yanlış değil. Yanlış değildi. Ama 2007'den sonra AK Parti kendi kadrolarının yetiştiğini varsayarak bunlarla yolunu ayırmaya çalıştı. Ve 12 Eylül 2010'daki referandumda da Türkiye'nin demokratikleşme alanında önünün açacağını, önünü açtığını düşündüğümüz ve açtığına inandığımız 12 Eylül referandumuyla da elde edilen %58'lik sonuçtan itibaren de Erdoğan artık bunlara hiçbir şekilde ihtiyacının kalmadığını ve işte o bahsettiği vesayetleri yani geride bıraktığını... Yol arkadaşlarını mı bıraktı? Burada ben bitireyim ama. Bak ben tamam. Tamam, ben ilave etmek için söyleyecektim. Buyur. Devam edin, buyur. Vesayetin buyurun. Ve yolunda engel olarak çıkan her şeyin bitirildiğini düşündü. Yani daha önce işte 6 tane bu ülkede darbe girişimi oldu. İşte Balyoz'dan, Ergenekon'a, Ay Işığı'ndan aklınıza gelen bir takım şeylere kaldı. Evet. Bunları bu insanlarla, bu kadrolarla birlikte açtılar. Şimdi 12 Eylül 2010'dan itibaren artık bunlara ihtiyacının olmadığını ve bunların kendi açısından yük olduğunu düşünmeye başladı. Ve nasıl atacağının hesabını yaptı. Bir takım isimler de, işte Hasan Bey'in de bildiği bir takım isimlerle oturuldu, planlar yapıldı ve bu planlar da uygulamaya konuldu. Kimdir o isimler? Şimdi, onları da söyleyin. İşte dershaneler kavgasının, yani belki sonraki şeyde konuşuruz diye. Yani dershaneler kavgası, bakın dershane tartışması ilk çıktığında A Haber'de, adını da vereyim, A Haber'de, ATV'de, ortak yayında söylediği hafta, yani dershaneleri kapatacağız açıklamasının yapıldığı hafta
Ben Fox TV'de aynı salı günüydü hatırlarsanız, aynı haftanın cuma gününde Fox TV'de bir programa katıldım. Dershaneye taraftar olan eğitimciler vardı, dershaneye karşı olan eğitimciler vardı, dershane yöneticileri vardı, dershaneye giden öğrenciler, gidemeyen öğrenciler vardı. Böyle kalabalık bir toplantıydı. Fatih Portakal'a şunu söyledim. Fatih Bey dedim, bu program öncesi sohbette. İlk turda bana en son söz verirsen memnun olurum dedim ben. Sonrasını nasıl devam ettirmek isterseniz ettirebilirsiniz. Ama ilk turda en son sözü ben söyleyeyim. Neden? İlk turu şey şuydu. Çünkü herkes eğitimi tartışacaktı. Yani dershane yararlı mı, zararlı mı, aileler tabii nasıl sıkıntıya, bunları siz konuşacaktı. Bunu biliyordum yani bu olacağı gayet normaldi. Söz bana geldiğinde şunu söyledim. Bakın dedim, bakın insanlar dershane kavgası bile demiyordu. Dershane tartışmasıydı o günlerde adı. Ekim ayından bahsediyorum. Dershane tartışmasıydı bunun adı. Söz bana geldiğinde şunu söyledim. Dershane konusu dedim, ne bir eğitim sorunu. Dershane konusu ne bir sınav sorunu. Dershane konusunun bir tane sebebi var dedim. Hükümet cemaatle hesaplaşmak istiyor ve konu olarak da dershaneyi seçti. Yani onu bir bahane olarak dershane şimdi konusu geldi. Orada insanların hepsi o zaman biz niye buradayız, neyi tartışıyoruz demişlerdi. Geçen zaman yani bazen görünen şeylerle görünmeyen şeyler. Buyurun Hasan Bey. Şimdi yani kısmen katılıyorum Ünal Tan'a. Yalnız dershane olayı gene revanşa belki veyahut da işte hükümetin cemaatten kopması hadisesine getirecek. Ama ben biraz önce unuttuğum bir şey söylemek istiyorum. Hani dedik ya, yani son 10 yıldır işte Sayın Başbakan ne istediler de vermedik diyordu. Hüseyin Gülerce işte son 10 yılda ya, AK Parti işte döneminde, AK Parti döneminde biz altın dönemimizi yaşadık, ne istediğimizi aldık falan filan. Şimdi peki ne oldu da dershane tartışmasıyla diyelim ki bu dershane tartışması falan değildir. 7 Ocak MİT kriziyle başlamıştır. Hı hı. Hatta ondan da çok önce başlamıştır. Yani onları da saymak gerekirse sayarız. Yalnız işte yani şu anda dershane meselesiyle o gün yüzüne çıkan, ortaya çıkan bu kavganın temelinde ne vardı ve bugüne kadar niye geldi? Şimdi burada dedi ki ne oldu? Peki aynı soruyu mesela bir de karşı taraftan soralım. Fethullah Gülen 12 Eylül 2010 referandumundan önce ne dedi hatırlayalım. Ne diyordu? Elimden gelse mezardakileri çıkartır, oy kullanmalarını isterim. Evet. Şimdi bu ben şahsen bak hiçbir ön yargı, bir art niyet taşımadan ve bunca yıllık gazetecilik faaliyeti yürüten bir insan olarak ve bu camiaya da yakın birisi olarak, bakın yakın birisi olarak, Ünal Tanık bunun tanığıdır yani. Yani ben gerçekten o taraftaki arkadaşlarımla can ciğer kuzu sarmasıydık. Bir problemimiz yoktu. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gidiyor, derecede birbirimize yakın. Peki ne oldu da biz koptuk? Ve hatta ne oldu da işte, kamuoyu işte, bunu merak yani, ediyor. Yani böyle bir insan olduğum halde ben o günlerde Fethullah Gülen işte mezardakiler bile oy kullansın isterim dediği günlerde şunu demiştim. Ya ben AK Parti'ye ben bile bu kadar destek vermiyorum. Ben bile bu kadar destek vermiyorum. Bu ne büyük fedakarlıktır. Bu ne büyük destektir diye düşünüyordum. Ama sonradan anladım ki o 26-28 madde içerisinde HSYK meselesi vardır. HSYK'nın yapısı meselesi vardır. Seçim meselesi vardır. Yani Fethullah Gülen mezardakiler bile çıksın, oy kullansın derken ve kendi cemaatine de yani mutlaka buna destek verin derken aslında referandumun geçmesi falan filan değildi. HSYK kanunu geçsin. O 26-28 madde içerisindeki HSYK kanunu geçsin ki yargıda biz yapılanmamızı tamamlayalım. Niyet buymuş. Ben niyet okumuyorum. Niyet buymuş diyorsun. Ben niyet okumuyorum. Ama kesinlikle amaç burada yargıda
Junta kelimesini kullanmak istemiyorum ama bir yapılanma yapılması gerekiyordu ve o yapılanmanın bugünkü operasyonları, 17-25 Aralık operasyonları ve işte yeni yeni ortaya çıkan Tevhid Selam örgütü, hayali bir örgütü, örgüt oluşturalım ve onu dinleme bahanesiyle Türkiye'deki iş adamlarını, sanatçıları, gazetecileri, ilgili ilgisiz bütün insanları dinleyebilelim, yargı bizim elimizdeyken. Ve yargı bizim elimizde olsun ki biz Adana'da MİT tırlarını durduran, Adana'da MİT tırlarını durduran, MİT mensuplarını darp eden, arabalardan indiren insanları, polisleri serbest bıraktıralım. Biliyorsunuz yani bu son operasyon değil, 20 Temmuz operasyonu değil. Ondan önce biz Adana'da yaşadık aynı operasyonu. Orada da 6 tane polis gözaltına alınmıştı. Ama 6 gün sonra serbest bırakıldılar. Bunları kim serbest bırakıldı? Hangi yapı serbest bırakıldı? Bunun da sorgulanması gerekiyor. Peki. Şimdi çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından konuşacağız ama aranın ardından da şunu da bir konuşalım. Tabii siz başka bir taraftan bakıyorsunuz. Ünal Bey farklı bir taraftan bakıyor. Hayır, ben objektif bakıyorum. Evet, objektif yani bakıyorum. Öyle değerlendiriyorsunuz. Şimdi kamuoyu yani işte bir balyoz gibi bir davayla karşılaştı. Çok inandık Ergenekon'a, balyoza. Yani inandırılmaya çalışıyor. Bir kesim hiç inanmadı. Asla inanmadı. Hala da inanmıyorlar Ergenekon'a. Ama dediler ki balyoz kumpasmış. Şimdi yani böyle bir operasyonla da karşı karşıya kalınca artık vatandaşın, açıkçası kamuoyunun biraz güveni de sarsıldı. Yani kime inanacak, neye inanacak, hangisi yani görünen ne, görünmeyen ne, kafalar çok karışık. Yani biraz kamuoyunu da hakikaten vatandaşı da anlamak lazım. Bunu bir biraz daha açalım istiyorum. Yani biz nasıl, neye inanacağız ve kime inanacağız? Efendim kısa bir aramız var, aranın ardından tekrar karşınızdayız. Burası Türkiye. Büyük operasyon ve yine konuklarımı hemen takdim edeyim. Bir kez daha yeni açanlar vardır sevgili seyirciler. Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya ve Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni Ünal Tanık. Farklı taraflardan bakılıyor ama ortada olan bir gerçek var. Fakat en önemli mesela şimdi mesajlara da baktığımız zaman hep tartışılan konu bundan haberdar olmaması hükümetin bir zafiyet değil mi aynı zamanda? Ve ne oluyor da bu kadar kutuplaşma? Yani bugün mesela gazetelere baktığımız zaman ikiye bölünmüş Türkiye'de medyayı görüyoruz. Bir taraf paralel yapıyı defalarca üzerine duran paralel yapı ve bu operasyon çok olması gerektiği, olmasaydı neler neler olacağı gerektiğine dair bugün ben Sabah gazetesinde yüzlerce isimle karşılaştım. Yani kimler yok ki eğer bu operasyon olmasaydı onlara operasyon olacaktı diye. Ya biz bu kadar çok şeyi biliyorsak, bu kadar istihbaratımız vardıysa, yani gazetelerin, siz de bir gazetenin genel yayın yönetmenisiniz, siz de bir haber sitesinin genel yayın yönetmenisiniz. Yani nereden alıyorsunuz bu kadar istihbaratı, bilgiyi? Peki biz bu kadar, sizler bu kadar istihbarat alıyor duyduğunuzda hükümet, koskoca bir Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti nasıl olur da bu kadar büyük bir çeteyi, bu kadar büyük bir paralel yapıyı göremedi, duyamadı, farkına varamadı ve 17-25 Aralık operasyonundan sonra özellikle de olunca tabii halkın gözünde bu bir rövanş mı dendi? Şimdi bazı olayları çok derinlemesi veyahut da genişlemesine bakmak yerine çok basit, sade bir şekilde bakmak lazım. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Bir karı koca evli. Evlilik ne üzerine kurulur? Hani bugün mantık evliliği falan güvendir diyorlar ya. Herhalde, değil mi? Ama sadakattir. Asıl güven ve sadakat üzerine kurulur. Tabii. Değil mi? Hiçbir erkek ve hatta hiçbir kadın karısının veya kocasının bir başka kadınla veya bir başka erkekle kendisini aldatma endişesi üzerine yaşamaz. Böyle bir evlilik zaten zehir olur. Öyle mi? Öyle, şimdi güven ve sadakat esas. Evliliklerde veyahut bütün ilişkilerde aslında güven esas. Yani bir patron bir eleman alırken, bir işçi alırken veyahut da devlet memuru alırken ona güven duymak zorundadır. Yani güven esasına dayılırdır. Yani ondan sonra işte şöyle yaparsa benim altımı oyacak falan filan, yani bu tür düşüncelere kapılırsa zaten bu bir işkence olur, azap olur.
Anlatabiliyor muyum? Biraz önce söyledik. Son 10 yıldır işte ne oldu da bunlar böyle işte bunları fark etmedi mi? Yani böyle bir yapılanma vardı. Ünal Tanık Bey'in dediği doğru. Yani cemaat 30 yıldır 1970'li yıllardan bu yana Kestane Pazarı Camii'nde başlayan bir süreçle bugüne kadar geldi. Fakat keşke, bakın yine de iyi niyetle söylüyorum. Keşke o yapılanmayı, o kadrolaşmayı devleti ele geçirme yolunda, paralel bir devlet oluşturma yolunda kullanmasaydı. Ne zaman ki işte biz 7 Şubat diyoruz ama aslında bunun eskileri de var. 28 Şubat süreci de var. 28 Şubat sürecinde yapılan operasyonlar da var. Yani bugün 22 Temmuz operasyonu değil. Ondan önce yine cemaat mensuplarının yani devletin içerisinde paralel yapı oluşturup yine bazı gruplara, kişilere karşı yürüttükleri operasyonlar var. Yok ettikleri insanlar var. Yok ettikleri kişiler var. Yani bunlar da geniş bir şekilde konuşmak gerekir. Ama ne zaman ki 7 Şubat MİT operasyonunda yani Hakan Fidan'ın bileklerine kelepçe takıp onu tutuklama çabası ortaya çıktı. O günden bu yana yollar biraz daha ayrıldı. Ha buna rağmen biraz önce söylediğim işte Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan o mezardan çıkanların bile çıkartıp oy kullanmalarını isterimdeki bir başka hedefi, başka bir amacı vardı. O ayrı bir tarafa konulmalı. Ama yine söylüyorum. Eğer kadrolaşma orada kalsaydı, yani masum bir kadrolaşma, masum bir faaliyet olarak kalsaydı buna ne hükümet ses çıkarırdı, ne kamuoyu. Bazı yazarlarımız mesela söylüyorlar. Yani diyorlar ki biz Trakya'yı dolaştık, İstanbul'u dolaştık, Anadolu'yu dolaştık ve şunu gördük diyor. Bir cümlede özetleniyor. Cemaat bu kadar insanın öfkesini kendi üzerine nasıl topladı? Yani biz de anlayamıyoruz, hakikaten anlayamıyoruz. Ünal Bey buna cevap verebilecek yani, misiniz? Yani işte biraz önce söylediğim cemaatin gibi. Artı bir de bir cemaatin, bir dini cemaatin hükümetlerle bu kadar yakın ilişkisi olması da normal bir şey midir? Yani olası bir şey aslında midir? Tam, yön vermesi. Tam söylediğiniz yerde cemaatin hatası. Yani cemaat bir kendini hizmet hareketi olarak tanımladı. Öyle tanımladı ve insan yetiştirmeye çalıştı. Birilerinin kuyruğuna basınca işte paralel naraları çıktı, o ayrı konu. Ama orası tam da işte bu cemaatin yaptığı yanlıştı. Neydi o yanlış olan? İnsan yetiştirme üzerine kurulu bir cemaat kalktı, AK Parti'ye destek verdi. 2007'den itibaren. 2007'ye kadar daha böyle yani şey anlamındaydı. Bir cemaat olarak verilen bir destek değildi. Belli bir mesafe vardı. Belli bir mesafe vardı ama yani şu partiye oy verin diye bir angaja olmak veya kendi tabanını yönlendirme yolunda bir çabası yoktu. Ama 2007'deki o Cumhuriyet mitinglerinden sonra, Cumhurbaşkanını seçtirmeme olayından sonra bunun Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve Türkiye'de demokrasinin oturması için AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini düşündüler. Ve hakikaten o 2007 seçimlerinde o tarihten itibaren çok ciddi destek verdiler. 2011 seçimlerinde referandumunda demin söyledi. Nasıl destek verdiklerini. Peki o 2010 referandumundaki destek hak ediyor muydu? Edip etmeme ayrı. Ama bu desteğe, bu paketi, anayasa değişikliği paketini cemaat mı hazırladı? Cemaatin bir katkısı mı oldu? Tamamen AK Parti içinde ve meclis içinde hazırlanan bir maddesi hariç hatırlarsanız partileri kapatma ile ilgili bir madde vardı. Ona AK Parti kendi içinde yeteri kadar sahip çıkamadı. Öteki partilerde güç destek birliği vermedi. Yapınca o destek vermedi. Nasıl? Destek vermediler ona. AK Parti kendi içinde yeteri kadar destek vermeyince öbürleri güç birliği yapıp muhalefettekiler düşürmüş oldular. Onun dışındaki bütün maddeler AK Parti grubunun hazırladığı, öteki partilerin bütün muhalefetine rağmen, doğruydu yanlıştı ona girmiyorum. Ben sadece hafıza tazeleme anlamında söylüyorum. AK Parti'nin hazırladığı bir değişiklikti. Şimdi bu değişikliği yani Cumhurbaşkanı'na... Ama Ünal, çok özür dilerim. Yani orada sözünü, yani sözünü kesmek bakımından söylemiyorum. Ama ben şimdi sen benim yıllardır tanıdığım 25 yıl aşıyor herhalde beraber olduğumuz. Ben sana bir arkadaşım olarak
herhangi bir konuda güven duydum. Yani 25 yıllığın arkadaşlığı hatırına. Ve sen bana diyorsun ki ya yani gazetende veyahut da yazında veyahut da işte şeyde yani şöyle bir şey yapar mısın? Yani böyle bir durum var. Böyle bir şey yazar mısın? Ben sana güvenmez miyim o zaman abi? Ya bir aramızda bir arkadaşlık var. Öyle değil mi? Konuyla bağlantını bekliyorum. Şimdi diyorsun ki o 26, 27, 28 madde içerisinde HSK değişikliği mesela daha HSK üyelerinin seçimle belirlenmesi konusu falan da bu maddeler içerisindeydi. Ve ben biraz önce söyledim. Yani Fethullah Gülen onun o maddenin geçebilmesi için. Peki diyorsun ki o maddeyi de tabii AK Parti hazırladı. Ya Avrupa'da ama araştırmalar yani, yaptılar. Dünyanın tamam, dört bir yanında araştırma yaptı AK Parti grubu. Yani getirdi. Acaba cemaat mensuplarından, abilerden işte hatırı ya, sayılır sözü geçen insanların hiç mi etkisi olmamıştır acaba? Yani öteki maddelerde ne kadar olduysa onda da olmuştur. Olmuştur. Böyle tamam. Var mı yok mu bilmiyorum. Tamam, ben ama okudum. Yani peki, operasyon... neticede şey şu. Ya bu ülkenin demokratikleşme anlamında önünü açacağını düşündüğü bir şeye destek vermesi siyasi anlamında ülke olarak baktığımızda doğru muydu? Doğruydu. Ama cemaat yapısı olarak baktığınızda bu yanlıştı. Hüseyin Gülerce cemaat olarak Hüseyin Gülerce'nin o da, her defasında dediler adamlar. Hüseyin Gülerce cemaatin temsilcisi değil dediler. Ya sadece bu gazetede yazar beyanlarından da öyle. Ya böyle, ama ya, Hüseyin hayır, Gülerce bak. Kendisi de söyledi bunu. Kendisi her söyledi. Programda söyledi. Hüseyin Gülerce'yi cemaatin temsilcisi gibi hayır, saymayın temsilci lütfen. Değil ama cemaatin bir hayır, mensubu. Hayır. Ya sevgisi, kim yani? Sevgisi kim olmadan abi? Ötesinde ya kendisi de dedi. Cemaatin de her defasında yani, tamam, açıklama yaptılar. Fethullah Gülen'de bir deşifre olan bir band kaydında yani Hüseyin Gülerce işte böyle diyor falan denildiğinde ya boş verin onu ya, diyor. Ya her zaman dendi. Diyor bak. Ama ya abi o zaman ya yani defalarca yazdılar. Bugün de cemaatinle konuşan birçok insanlar var. Biz bakın, o zaman hangisine ki, güveneceğiz ama, bunların? Şimdi Vakit gazetesinde çalışıyorsunuz. Siz Akit'te çalışıyorsunuz. Evet. Akit'in yönetimi Mustafa Beyler şunlar bunlar. Bizim temsilcimiz Hasan Karakaya derse orada çalışan yazan bir yazar da medyayla diyaloğu iyidir, medyayı daha çok seviyordur, kontakları iyidir diye sürekli çıkıp bir takım şeyler söylüyorsa o sizi ne kadar bağlar? Ya daha ona karşı tedbir alınır, bir daha konuşma yazma denilir. Söylenmiş de, kaç defa söylenmiş de şeye, Gülerce'ye. Defalarca da söylenmiş. Tamam, adamcağız da her, bak Hüseyin Gülerce'de her çıktığı programda hatırlıyorum ben defalarca ben cemaatin temsilcisi değilim diye de tamam, açıklama hayır, yaptı. Tamam cemaatin temsilcisi değilim ama Fethullah Gülen'i seven bir insan veya da cemaatin ama yani demin verdiğim Akit örneğinde de sizde yazan biri medyaya çok hayır, çıkıyorsa ben der eğer bunu. Yöneticisi, ben o gazetenin yöneticisiysem veyahut da gazetenin bir patronu varsa o patron der ki arkadaş bundan sonra bu mevzularda sen konuşma der ve ondan sonra konuşur. Ve hatta kamuoyuna deklare edilir. Edildi ama o be, edildiğinden bahsediyorum. Arada buluculuk etmeye çalışmıştı zannediyorum. Şimdi, ya yine tweet atıldı. Yani Hüseyin Gülerce benim bildiğim kadarıyla çok hata yapıyoruz. Yani biz Ünal Tanık'ın da biraz önce söylediği gibi cemaatlikten çıktı, siyasete soyundu ve hata yaptı. Yani Hüseyin Gülerce de bunları daha peki, önce gündeme getirdi. Peki, Hüseyin Gülerce'de zaten bazı... söz hakkı var, bize bağlanabilir. Peki, şimdi şöyle iki genel yayın yönetmeni buldum, hemen sorayım. İstihbarat size geliyordur yine. Birçok mesela iş adamına, operasyonun ya da gazetecilere uzanacağı bilgisi. Ya da işte mesela Bülent Arınç da söyledi. Yani bu demek ki size de istihbarat size de gelmiş demek ki. Bize de geliyor demek ki. AK Parti demek trollere gelmiş. Baktığınızda her trollere gün isimler, baktığımız zaman anlıyoruz. Bu çok işidir. Yani bu kadar hani çok net bir de şu da var. Yani bu isimler mesela kaçmıyorlar. Yani bu defalarca söyleniyordu. Eğer bu kadar suçlu olsalardı kaçma yoluna gitmezler miydi? Yok, yani kaç zaten. Aydır söyleniyor, altı çiziliyor, operasyon yapılacak deniyor. Yani herkes bekliyor bu anlamda. Kaçma yoluna gitseler de suçu baştan kabullenmiş olurdu. Yani kamuoyundaki imaj en azından bize olurdu. Bize beğenirdi olurdu. Yani ben bir de şunu şey yapıyorum. Mesela ben 40 yıl aşkın gazeteciyim ve dünkü Zaman Gazetesi'nde yer aldığına göre bu haberler yani operasyon yapılacağı haberleri yandaş gazetecilere daha önceden uçuruldu, haber uçuruldu. Hatta erken gelin de kaçırmayın
yani gibi haberler yapıldı. Ama fakat, gittiler yani yandaş gazeteci arkadaşlardan öğrendik hayır, biz de haberleri. Hayır ben de işte diyorum ki ya ben nasıl yandaşım ki? Sizin haberiniz olmadı. Benim haberim mı? Olmadı. Yani operasyonun başladığını ben Samanyolu Televizyonu'ndan öğrendim. Yani, bu çok büyük bir itiraf oldu. Tamam mı? Yani ben çünkü, benim şimdi ama bakın yani bir dakika. Siz sosyal medyayı takip ediyor olsanız bir gün önceden yazdılar, operasyon bugün AK Parti'nin trollerinden bahsediyorum. Bu vesileyle bir defa da söyleyeyim. Benim Twitter'ımda yok, Facebook'umda yok, hiçbir şeyim yok. Yani, takip de etmiyorum. Bu cemaatle alakalı değil onu söylüyorum. Hayır ben burada bir şey söylemek istiyorum. Yani Zaman Gazetesi 7 saat önce nasıl oluyorsa bu operasyonun başlayacağını haber alıyor. İşte bu dediğinizin yanlışlığını söylüyorum ben de. Hı? Zaman Gazetesi yazmadan önce sabahtan itibaren AK Partili troller bugün operasyon geliyor diye şeyler yapmaya başladı. Yani Zaman Gazetesi'nden önce muhalif gazeteden önce yandaş gazeteler yani ve gazeteciler de, yani bu aileler de balkonlarda bekliyoruz zaten operasyonun olacağını ama bekliyordu. Yani siz Facebook'u, Twitter'ı takip etmiyorsanız gün boyu başladı. Yani gün boyu yapıldı gidildi. Rakamsal olarak ve çok çarpıcı isimlere doğru gideceğini bekliyor musunuz? Yani şimdi ne olacağını söyleyeyim ben. Ne olacak? Yani bundan sonraki süreçte hiçbir gazetede mesela dünkü gazetelerden o yandaş denilen gazeteler hiçbirisine böyle bir operasyon geliyor ya falan şeyinde herhangi bir haber yoktu. Ama Zaman Gazetesi'nde böyle. Hasan Bey, gazetenin birinci sayfalarını değil sosyal medyada o gazetelerin, gazetecilerinden ya ben hayır gazeteden bahsediyorum. Ben evet, gazeteden bahsediyorum. Gazetede yoktu. Evet bundan şimdi sonraki süreçte ne olacak? Yani şimdi biz bu akşam mesela ne olabilir? Yarın sabah ne olur mesela? Yarın sabahı bilmiyorum. Süreci anlatacağım. Yarın sabaha ilişkin belki takip edilirse AK Partili troller onlar onunla ilişkinde bilgi vardır. Tabii canım öyle gelin de öyle yürünüyor hep. Kimlerin gözaltına alacağını bile onlar yazıyorlar biliyorsunuz. Evet yani isimleri biz siz de görüyoruz. Siz de sosyal medyada aktif birisiniz. Biliyoruz, görüyoruz yani. Şimdi ne olacak? Bir hafta 10 gün süreyle bu gözaltına alınanların üzerine önceden hazırlanmış haberleri izleyeceğiz. Haberleri duyacağız. Nereye neleri servis yaptıklarını duyacağız, neleri yaptıklarını. Yani hangi şablonlar oturtulacak. Hepsi hazır olduğunu da biz şeyden öğreniyoruz. Trollerden öğreniyoruz. Yani AK Parti'nin adı bilinen veya işte eskiden bu yana onları da onlardan öğreniyoruz. Yani mahrem bir şey değil. Ama bitireyim, bitireyim tamam. Bak. Bu şimdi bir hafta 10 gün bunları yiyeceğiz. Mesela Ünal Bey şurada araya gireyim. Beş nolu disk gibi yani uydurma denilen yani bunlarla faraza karşılaşacak mıyız? Yine sahte belgeler ifadelerini kullanacak mıyız? Bunlar satılacak, bunlar pazarlanacak. Yani havuz medyasında şurada burada bunlar satılacak. Bunlarla kamuoyu işgal edilecek. Demin Hasan Bey'in söylediği, sizin de söylediğiniz bir şey var. Yani cemaat nasıl bu kadar nefretin odağı oldu sorusu. Evet o çok önemli bir soru. Hakikaten çok önemli bir soru. Siz başbakan 16 kanaldan birden bir ay içinde veya seçim döneminde 740 saat kanalların 740 saat bu insanların gündemine tek konuyu anlatırsa 740 saat tek konuda atış yaparsa, 740 saat hiç kimseye cevap hakkı vermeden bir insanı suçlarsa, bu toplumun başka nasıl düşüneceğini varsayıyorsunuz. Ya ben Türkiye'de burada bak orada katılmıyorum. Şimdi bazı katılmak zorunda değilsiniz. Hayır. Yani ben de başka bir şey söylüyorum. Yani, 40 saat diyorsun. Ben 40 740 gün, saat. 740 saat. 740 bunlar. Gün ulusal kanalından CHP'nin Halk TV'sine bilmem diğer kanallarına göre kadar. Kardeşim yani biz Gezi olaylarında böyle bir şeyler yaşadık. Peki Gezi olayları günün yani dediğim gibi 740 saat falan değil. 740 hafta neredeyse sürdürdüler bu yayınlarını. Peki halk... Eylemen, Gezi olayları. Evet Gezi olaylarında. Ya. Niye yapmadılar mı? Yayın yapmadılar mı? Yapıldı da rakamlarla ben rakamlardan bahsediyorum. Ben de 740 hafta neredeyse diyorum. Hala da devam ettiriyorlar. Ya, Halk TV yani kim seyrediyor diyeceksin. Yani, yok onlar hakaret etmiyor canım. Yani seyredenler var. Ya
Tamam da yani resmi mesela başbakanın bütün kanallardan bahsediyorum. Siz bir tarafta Halk TV'den bahsediyorsunuz. Bütün kanallar, CNN de var bunların içerisinde en çok seyredilen kanallardan birisi. Ama şunu söylemek mümkün mü Hasan Bey? TRT bu konuda yani çok üzerinde durulmuştu. Yani TRT'de mesela 30 Mart seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'la vallahi diğer muhalifler yani YSK'nın kararlığıyla, YSK'nın uyarısıyla RTÜK işte 30 Mart öncesinde yapılan yayınları masaya yatırdı ve birçok televizyon kanalına 17 gün veyahut da işte onların belirli saatleri var. Birçok kanalı da kapattı. Yani cezalandırdı. Bunların arasında TRT yoktu bildiğim kadarıyla. İşte TRT yani yoktu ama bu işin da hukuksuzluğu, insafsızlığın hayır, olduğu yani bunu temel yer orası YSK ve RTÜK YSK'nın kararıyla canım. Yani burada A Haber'de kapatıldı, Samanyolu da kapatıldı işte bildiğim kadarıyla. Nasıl çalıştığını, nasıl karar verdiğini hepimiz siz de biliyorsunuz. YSK diyorum ben. YSK'nın yani, kararıyla RTÜK bunların kararını verdi. Ya kendi yandaş denilen kanalları da kapattı yani. Ben onu değil. Kemal Bey 740 saat böyle bir kirli propaganda yapıldı ve bunun üzerine eğer, siz bakın, hayır diyorsunuz. Ben 740 gün saat değil. 740 Gezi'de gün 740 konuşsam, gün 740 sene konuşsam, bırakın Gezi olaylarını veyahut da herhangi bir şey. Eğer ben doğruyu söylemiyorsam, kalplere hitap etmiyorsam, hitap etmiyorsam, yani beni koyunun kaval dinlediği gibi dinler millet. Eğer sözüme itibar ediyorlarsa 740 saniye bile konuşsam bu söz karşılığını bulur. Peki başbakan yani kalp bu kara kırmayan falan bir lider olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl? Sayın Başbakan'ı kalp kırmayan yani bir kesim tarafından kalbini kırmıyor mu? Ya ben Sayın Başbakan'ın bakın daha bundan 2 yıl önce benim de bulunduğum bir Türkçe Olimpiyatları toplantısına arena. Sanıyorum son toplantıda zaten o oldu. Arenadaki Türkçe Olimpiyatları toplantısına Sayın Başbakan yani Fethullah Gülen'e seslenerek bitsin bu gurbet. Gel artık dön vatanına dedi ve bunu defalarca da söyledi. Çeşitli mitinglerde de söyledi. Ne yapıyorsun Pensilvanya'da, Türkiye'de gel, Konya'ya gel dedi, Erzurum'a gel, işte Antalya'ya nereye geleceksen gel. Yani yerleş bu işler bitsin. Buna bağlantılı olarak bir şey daha anlatmak istiyorum. Sanıyorum geçtiğimiz günlerde televizyonlarda bu konuşuldu. Bir konuşmacılardan birisi bunu anlattı. Daha önce de gazetelerde haber olduğunu gördüm. Ama o haberde adı geçen isimleri vermeyeceğim. Bazı ilahiyatçılar, Türkiye'de hatırı sayılır, sözü dinlenir bazı ilahiyatçılar Sayın Başbakan'a gidiyorlar. Diyorlar ki bu cemaatle artık ne zaman olduğunu bilmiyorum, tam olarak bilmiyorum. Sanıyorum herhalde 17 Aralık operasyonundan sonradır. Gidiyorlar ve başbakanına diyorlar ki Sayın Başbakan bu artık sadece cemaat hükümet kavgası olmaktan çıktı. Diğer İslami gruplara da zarar vermeye başlıyor bu kavga. Dolayısıyla bir uzlaşma bu, yapın bir kavgaya son verin. Pardon başbakanına gitmeden önce bazı cemaatin önde gelen isimleriyle iş adamı ve bunlar içerisinde prof da var. Bunlarla da konuşuyorlar. Onlar da çok iyi fikir diyorlar. Yani hakikaten bu kavga bitsin. Deyince bu sefer aynı ilahiyatçılar Sayın Başbakan'a gidiyorlar. Ve başbakan diyor ki ya ne diyorsunuz siz diyor. Benim haremime girildi. Benim haremime girildi. Beni dinlediler. Yani bundan sonra şey olur mu? Onun üzerine diyorlar ki o ilahiyatçılar. Ama diyorlar yani bu gene de hani diğer İslami cemaatlere de zarar vermeye başladı bu kavga. Dolayısıyla bitirilmesinde yarar var. O zaman diyor ne yapıyorsanız yapın diyor. Yani bir anlamda onay veriyor, izin veriyor. Yani böyle bir sonra diyalog. Ortaya çıkıyor evet, bunlar. Tüm tabii, tabii. Böyle bir diyalog ortamının kurulması için bir anlamda keren de olsa izin veriyor. Aynı ilahiyatçılar. Çeşitli kanallarla bu sefer aynı tekliflerini Pensilvanya'ya götürüyorlar. Pensilvanya'nın söylediği söz şu. Bu gidişat bütün İslam, pardon, diyor ki ameliyat başladı, ilaç tedavisine dönülemez.
Yalanlandı bu. Yani ya, defalarca yalanlandı. Aslında Fethullah Gülen'in zeytin dalı uzatmaya çalıştı zannediyorum. Defalarca yalanlandı Hasan Bey ya. Abi nasıl yalanlandı? Defalarca yalanlandı. Kim yalanladı? Bizzat Pensilvanya dediğiniz makam bunu yalanladı. Burada Pensilvanya neden neyse diyorsun? Fethullah Gülen yani. Yani Fethullah Gülen yalanladı. Peki bu kavga niye devam ediyor? Niye devam ettiğini biliyor musun? Hükümet mi devam ettiriyor? Evet, başkası var mı ya? Ya hala daha. Yapmayın ya, gazeteciler aşkına. Yazarlar yap. Vakfı'nda verdiği mesajı hatırlayın. Evet, İstanbul'da güzel, Ankara'daki mesajda hatırlayın. Ben de oraya geleceğim. O mesaj taraf, niye ertesi gün gazetelerde yayınlanmadı? Ya siz gazete nasıl? Mesela tamam mı yayınlandı? Hayır, ya, yok bana ya, göster abi. Ertesi gün Zaman gazetesine göster şu kadar yayınladılar. Ya mesaj dediğiniz. Gazeteciler evet. Yazarlar Vakfı'nın sitesinde evet. De yayınlandı o mesaj. Yayınlandı. Yayınlanmadı. Göster lütfen. Yayınlandı. Yayınlanmadı. Ama Zaman gazetesinin şu kadar birkaç paragraf. Ya siz gazetecisiniz. Gece yapılan bir şeyin ne kadar verilirse o gün verildi. Ertesi gün de o mesajın tamamı bir sayfa olarak peki, verildi. Peki Fethullah Gülen yani barış adımı atmadı mı? Hatta şu yorumlar yapıldı. Çarpıtmayın. Hatta şu yorumlar yapıldı. Ünal. Bak, biliyorum o yorumun yapıldığını biliyorum. Yani denildi ki Pensilvanya barış istiyor. Ankara İstanbul evet, savaş mı istiyor diye yorumlar yapılıyor. Yani kimin yaptığını biliyorum. Ya siz gazetecisiniz. Ben yıllarca gazetecilik yaptım. Gece çalıştım. Yani gece işinin nasıl olduğunu bilirsiniz. Gece o haberi kurtarmak için bir şey verilir. Bir özet verilir. Ertesi günde aynı gazete yayınlamadı dediğiniz gazete o mesajın tamamını bir sayfa yaptırıverdi. Evet. Bir sayfa yaptı verildi. O zaman benim gözümden kaçmış olabilir. Ya bir sayfa ama verdi. Bakın bu bir şeyler üzerine. Tam tamına verdi. Bu sansür üzerine bu ya, yorumlar da yapıldı. Bu sansür üzerine bu yorumlar da yapıldı. Yok böyle bir şey ya. Ha yorumlar yapıldı. Yapıldı. Biliyorum. Yapıldı. Ya ama bu arada bu yorumların niye yaptığını, niye yapıldığını sizin bu tavrınız gösteriyor zaten. Şimdi Fethullah Gülen şunu soracağım. Gülen cemaat lideri Fethullah Gülen başbakana. Barışalım mesajı gönderdi değil mi? İftar yemeğinde. İki defa gönderdi. Gönderdi ama başbakan gönderdi. Ama aynı iki gün sonra şey başladı operasyon başladı. Şimdi yani 17. Evet 25 Aralık. 25 Aralık. Hayır. Ya Fehmi Koru ne zaman gitti abi? Fehmi Koru ne zaman gitti Pensilvanya'ya? İftarda tekrar böyle bir şey yaptı. Geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz günlerden bahsediyoruz. Yani bu Ramazan ayından bahsediyoruz. Erdoğan'ın haremine girdiler şeyini söyleyeceğim. Demin. Erdoğan'ın evine konulan böcekle ilgili kimin nasıl konduğu ortaya çıktı işte görüyorsunuz. Yani bizzat Erdoğan'ın kendi etrafından konduğu bu son 2,5 yıl aradan korumalarından yapıldı. Evet korumalardan biri. Korumalar cemaat mensubu. O korumalar da gözaltına alındı. Korumalar değil. Danışmanları kim? Tarafından konuldu. Danışman peki onlar yapma. Cemaat ya, mensubu yapma. Mu? Ünal Bey. Yapma çıktı ya, ortaya Ünal, işte yapma. Görüyorsunuz ya. Abi çıktı ortaya diyorsun da yani bana isim ver o zaman. Kim koruma? Hangi koruma? Korumadı, bana isim ver. Hangi peki Hasan Bey sizde yani, isim var mı? Yani peki bu polislerin yo, ben, koyduğuna o, dair o dönemde gözaltına alınan polisler var. Ve gerçekten de benim ummadığım, beklemediğim isimler gözaltına alındı o zaman. Ve ya yapma ya, sen de mi dedin? Nasıl böcek arandığı ortaya, yazıldı kendi ifadeleriyle kondu ortaya. Abi, o zaman, çıkardık diye. O zaman biraz önce Pınar Hanım'ın dediği gibi yani... bu Gölcük'te bulunan Mustafa Baran'ın sildeler falan kendi ifadesi dışarı çıkartıp arama yaptık ve bulduk kendi ifadesi bu. Tamam yani dışarı çıktık bulduk demesi. Yani polislere herkesi dışarı demek çıkardık ki koyanlar, öyle yaptık diyor. Yani Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde yapılan Genelkurmay'ın yetkililerinde katıldığı, Dışişleri'nde katıldığı toplantıya onları da mı onların danışmanlarından birisi koydu? Yapma ya. Yapma Allah'ını seversen. Yapma Allah'ını seversen. Peki oraya 30 bir Mart, şey konulması 30 Mart seçimlerinin malzeme olarak kullanılan bir şeyi siz... Ya o zaman bakın, bunu eğer Hasan, bak bu şekilde izah etmeye çalışırsan o zaman Ergenekon davası da yani Sayın Yalçın Akdoğan bu bir kumpas dediği söz gerçekleşir. O yani Ergenekon davası da çöker. Balyoz davası da çöker. Bu memlekette çöker hangi zaten. Operasyon bizzat yapıldıysa Balyoz çöktü zaten. Hepsi Ergenekon'un da çökertildi. Onun girişimiyle çökertildi zaten. Ya, başkasına ama, gerek kalmadı tabii, ki. Tabii ama ortaya çıkıyor işte. O, hani ortaya çıktı diyorsunuz ya. O zaman Beşinoğlu dizisi nereden çıkarıldı? Hangi şeyle tabandan çıkarıldı? Hangi tahtalar kırıldı ki? Oraya onu kim koymuştu?
O zaman bunları da sorgulayalım. Sorgulanıyor zaten. Sorgulanması da lazım. Yani ayrı farklı farklı şekilde sorgulanması lazım bunların. Yani biz o gün de sorguladık. Ya o zaman şeydeki tatil beldesindeki odalara da, duşlara da, oraya böcek koyanlar da herhalde kendileri koydular. Aileler kendi kızlarını fotoğraf... Ya yapma bir hafta ya, kala bahsettiğiniz yerle ilgili bir hafta kala MİT geliyordu ve teslim alıyordu orayı. Eğer Asya Termal'den bahsediyorsanız. MİT bir hafta kala, tamam mı, boşaltılıyordu. Yani AK Parti orada toplantı yapacağı zaman bir hafta kala gelip teslim alıyor orayı. Evet. Ve her şeyi, bütün sistem, her şeyle göz elden geçirilip o programın olduğu sürece de o bölgeye kendi çalışan dahil kimse yanaştırılmıyor. O zaman böyle bir yerden bahsediyorsunuz. O odalarda kalanlar mı o duşlara falan şey ben başka diyorum. Bir şey söylüyorum. MİT bir hafta kala ben, gelip teslim abi, alıyordu. O zaman diyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıya bir saat önce kontrol edilen yere ikinci defa oraya böceği kim koydu? Peki o böcek Hasan kim koydu? Kim koydu? Bunu bilmiyoruz ama bakın, nasıl konuldu? Hayır yani Mahir Kaynağ'ın söylediği bir şey var. Hep her yerde de geçerlidir bu. Evet. Bir şeyi ne en olduğunu kimin anlamak istiyorsanız kimin en çok kimin işine yaradıysa oradan hareket edin der. O, kimin işine yaradığını ve doğru zamanlamayla nasıl kim, ortaya konduğuna kim bakarsanız kim paralel devlet kurmak istiyorsa demek ki onun en çok işine onun yarıyor. Yaramadı, tam tersine. İşte onlar yarıyor. Vuruldu onlar. Eğer, ithamlarla, eğer, bu bak, suçlamalarla onlar eğer, vuruldu. Eğer MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, eğer Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eline, bileğine kelepçe takılsaydı, şimdi hapse tıkılsaydı. Farklı şeylerden. Bunu, bir, hayır, bu dışlar, şey, tamam ben bir zihniyeti ortaya koyuyorum. Dışişleri Bakanlığı'ndaki böceği konuşurken, 7 Şubat'a hayır, giderseniz, 7 hepsi, Şubat'la hepsi, ilgili, hepsi, bakın hepsi 7 Şubat'la ilgili yani hiçbir insanların şey, unuttuğu, unuttuğu bir şeyi hatırlatayım ben sizde, izleyicilerimizde. 7 Şubat dediğimiz olay, KCK ile ilgili polis, işte devletin bir terör örgütünün siyasi yapısı diye, pek KCK'nın ne olduğunu tanımlamaya gerek yok. Devlet bunlarla yapıldığı bir mücadele var ve polis bununla ilgili KCK şemasında, KCK yapılanmasında insanları tutup getirdiğinde MİT'ten her defasında bir şey gidiyor. Bu bizim adamımız diyor. Her defasında gözaltına alınan bu bizim adamımız. Cinayetlerle ilgili, şunlarla ilgili her defasında bunlar bizim adamımız deniyor. Evet. Savcı da şunu söylüyor. Ya üstelik de başbakana iletiliyor bu konu önce biliyorsunuz. Başbakan da tamam diyor daha enteresanı. Uygun bir zamanda gitsin diye başbakan yazıldı çizildi o dönemde. Bu haberi ilk yazan Hürriyet gazetesiydi. O dönemde aynı gazetede yani bu haberi yayınlayan 7 Şubat akşamında bu haberi yayınlayan gazete ay bunları da yazdı hatırlarsanız sonrasında. Peki. Bitireceğim. Gün belirleniyor. Geleceğini söylüyor Hakan Fidan'da. Ha, şey şu, ya o zaman KCK içindeki bu kadar çok yapılanma varsa gelin bu oradaki yapılanmayı söyleyin. Biz de bunlarla uğraşmayalım. Yani bu isimlerle uğraşmayalım. Başka yerlere odaklanalım diyor. Bilgi paylaşımı isteniyor. Bilgi paylaşımı, o da geleceğim söyle diyor. Yani başbakanın evet demesinden sonra da geleceğini söylüyor. Bekleniyor. Geleceği söylenince bir tarihte de 7 Şubat akşamında da Hürriyet gazetesine bir şekilde haber uçuruluyor ve bana bu yapılacak deniyor. 7 Şubat dediğimiz olayın perde arkası bu. Peki 7 Şubat perde arkası diyorsun da acaba o perde arkasındaki anlattığın olaydan dolayı mı MİT Müsteşarı Hakan Fidan çağrılıyor yoksa Oslo görüşmelerinden dolayı mı? Tabii. O da var. Bunun parçası. Yani, peki bir şey yani, soracağım. Bunun hayır, parçası Oslo'da. Bakın devlet devlet MİT teşkilatı kurulduğundan bu yana MİT kendi içerisinde KCK'lısında kullanmıştır, PKK'lısında kullanır. Yani onların arasına sızan elemanlar var. Ya bunun ya başka daha doğal bir şey yok ki. Evet de yani bu istihbarat alabilmek için elbette sızacak o örgütlerin içerisine. Onları bir anlamda kontrol edecek. Bazı olayların içerisine belki katılmak zorunda kalacak. Tamam da, ama benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim şu. Yani Hakan Fidan ondan dolayı alınmadı. Hakan Fidan Oslo görüşmesinden dolayı alındı. Ve ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Hakan Fidan daha MİT Müsteşarlığı'na gelmeden önce, daha MİT Müsteşarı yapılmadan önce en büyük tepki gösteren kimdi? TİKA Başkanlığı'ndan. Hayır. MİT Müsteşarlığı'na geleceği dönemde artık. Yani
atandı, atanıyor falan filan günlerinde. En çok yani konuşuldu, MİT Çıçalı'na getiriliyor denildiği günlerde Hakan Fidan'a en büyük tepki gösteren bu İran'ın adamıdır diye falan Türk basında da o günlerde haber yer aldı. Kimdi? Yani bunu herhalde saklamaya, gizlemeye gerek yok. İsrail'di. İyi de böyle bir İsrail'in bu kadar karşı çıktı. İsrail'in bu kadar karşı çıktığı bir adama. Heh. Acaba tamam. Acaba cemaat diyelim. Niye bu kadar karşı çıktı? Niye onu İranlılık, İrancılıkla suçladı? Niye şu son günlerde özellikle 30 Mart öncesinde atlayarak geliyorum. 30 Mart öncesinde de bu İran'ın mutan hikayesi falan sık sık gündeme geldi. Ve bilmem kimlerin kimlerle mutan hikayesi kıydırdığınızı biliyor musunuz? O internet sitelerinde bunlar niye yayınlandı? Özellikle İran niye hedefe konuldu? İran'la bağlantısı olduğu için Hakan Fidan üzerine niye linç derecesine gidildi? Ve bu sadece dediğiniz gibi işte filanca örgütün içerisinde, filanca örgütün içerisinde hep karşımıza MİT çıktı. Onun için savcı bey gel buyurun gelin ifadesi. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey gözünü seveyim. Şimdi yani bak orada bu tamamen Oslo görüşmeleri. Eğer iki gün sonraki o soruşturmalardan 2 gün sonraki bugün gazetesine bakarsan çarşaf Oslo görüşmelerinin çözümünün yayınlandığı görürsün bugün gazetesine. Herkes yayınladı. Hayır sadece yani önce bugün gazetesi yayınladı. Hayır yayınladı. Ya internette hayır, yayınlandı ben, etmeyin eylemeyin ben ya. Ben bugün gazetesine ya internette yayınlandı etmeyin ya, eylemeyin gazetelerde, ya. Gazetelerden söylüyorum ya, bahsediyorum. Ya, gazetecilik yapıyor yani internete düştükten tabii, sonra kamuoyunda yani herkes gazetede gördük biz bunu ama hayır, yani sadece. Yo, şimdi o günlerde ilk yayınlayan bugün gazetesi. Bugün gazetesi. İsrail konusunu söyleyeyim. Ya bir devlet düşünün. Hazır bu arada İsrail sonra İsrail'e girmişken bari Adana'daki tırları ve IŞİD'i de biraz konuşalım bari. Hazır açtığınız konuları olur, değişti olur. Çünkü. Şimdi evet. İsrail'in bir devletin bir başka devlette yani İsrail gibi bir devletin Türkiye'de bir ismi şuraya atanmasından biz rahatsızız demesi Türkiye'de nasıl sonuç alır sence? Türkiye nasıl bir refleks verir? Yani İsrail bu refleksin nasıl olacağını bilmeyecek kadar hödük bir devlet saf mi? Saf değildir herhalde değil mi? İşte bu refleksi bilmeyecek kadar hödük bir devlet mi İsrail? Vallahi iyi bir devlet olmadığı kesin şu an öyle gözüküyor. Ben, hayır kötü yani, devlet hayır, o işin, ama şey ben yani, işini bilme ya, anlamında. Aleyhinde oluyor aleyhinde olacağını ama, bile bile bak çok özür dilerim yani o mantıktan hareketle aleyhinde olacağını bile bile bütün dünya halkları yönetimleri saymıyorum ama bütün dünya halkları şu anda İsrail'in karşısındayken bu devlet hödük mü gerizekalı mı Arap aptal mı ki hala Gazze'ye bari. Bomba yağdırıyor aleyhine olacağını bile bile. Ben başka evet, bir şey söyleyeyim. Ne kadar başka hödük oldu. Ben kadar, başka bir şey söyleyeyim. Oraya girersek hödük çıkamayız Hasan Bey. Çünkü şey Gazze meselesine ben giremeyeceğiz. Bir şey öyle söylüyorum. Gözüküyor galiba. Bu evet. Onunla alakalı bir şey değil ki. Ben bir başka üzerinde o kendi menfaatiyle ilgili kendi güvenlik dediği saçma sapan insanları katlen neyse insanları katliamına hoş gören kendi zihniyetinin kendi işte söylediğiniz tarzdaki zihniyetin yapısı o ayrı. Hayır ben mantık yapısını ortaya koymak bak bundan. Ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki bunu göze almazdı diyorsunuz. Evet. İsrail Türkiye'nin kafasında bir tereddüt varsa Hakan Fidan'la ilgili o tereddütleri gidermek için o adımı attı. Ya biraz diplomasi okuyan, biraz diplomasiyi bilen insanlar bunu çok rahatlıkla görebileceği peki, bir şey. Peki, üzerinde tabii yayın yasağı var aslında. Halen kalkmadı bildiğim kadarıyla. Adana'daki durdurulan tırlarla evet. ilgili bir mesele. Ama hazır yani o tarafları açtık böyle işin içerisinde yine bu operasyonla ilgili oldukları için biraz açalım. Yani işte ben çarşaf yine görüyorum. İşte Aydınlık Gazetesi, Yurt Gazetesi, Sözcü Gazetesi belgeleri yayınlıyorlar. Yani IŞİD'e giden oradaki insani yardımla alakası olmayan şeylerin olduğu söyleniyor. Yani bu konuda sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Yani IŞİD'e Türkiye gerçekten destek veren bir ülke mi? Mesela Adana'daki durdurulan tırlar konusunda ne kadar konuşabileceğiz bilmiyorum. Ama ne diyeceksiniz yani mesela? Ben aydınlığın iddiası. Yani çünkü belgeleri yayınlıyorlar. Dergi yani o belgelerinde nasıl çarpıldığını, nasıl yalan amacından saptırıldığını ben biliyorum. Yani geçmişteki operasyonlardan da gayet iyi biliyoruz. Ve Aydınlık Gazetesi bunu her zaman yapıyor. Ama Türkiye'nin gerek Suriye'deki savaşta gerek
Irak'taki gerilimde, taraflar arası kavgada mutlaka tuttuğu bir taraf. Ki zaten Özgür Suriye Ordusu diye geçmişte ortaya çıkan bir ordu vardı, ona destek verdiğini cümle alem biliyor. Aynı zamanda Irak'taki Türkmenler ve Suriye'de Türkmenlere de yardımlar yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Türkmenler i̇şte, feryat ediyor, bize hiçbir yardım gelmedi yani Türkmenler, diye hala da. Bugünkü gazetede. İşte. Sanıyorum Kızılay'ın bir açıklamasıydı. Telafere 6 tır daha yardım gönderiyoruz yeni diye. Gidildi. Hayır, daha önce gönderildi. Hayır, yapmayın ya. Yapmayın. Gözünüzü IŞİD falan filan olmadan önce de yani yapmayın. Ya, Irak yani, Türkmenlerin liderinin defalarca açıklaması var. Bizim kanallarımızda yani Türk kanallarında çıktı. Feryat ediyor. İnsanlar şu an 50 derece sıcağın altında binlerce insan Erbil'e alınmıyorlar. Orada aç susuz bir şekilde bekletiliyorlar. Evet. Evet. Ve yapılan işte peki, MHP'nin Türk hükümeti bugün Gazze'de destek veriyor, Suriye'ye de destek veriyor, Irak'a da destek veriyor. Türkmenler meselesi yani ne derece? Yok, veriliyor, halen veriliyor. Yani yapmayın, etmeyin yani. Hala işte dediğim gibi bugün Kızılay'ın da açıklaması var. Yani diğer sivil toplum kuruluşlarında yardımları var. Ama gidemiyorlarsa, ulaşamıyorlarsa... Bir haftaya aşkın süredir bütün yardım teşkilatlarının şeyi var. Var tabii canım. Yani var. Ama yani şimdi konu bugün değil. Konu MİT tırlarının tartışıldığı dönemi bahsediyoruz. Yani o dönemde giden yardımlar... Ya o zaman MİT tırlarının şey yapıldı, MİT tırlarının durduruldu. Yani Türkiye IŞİD'e destek veriyor mu, vermiyor mu? Bakın, sorun bu benim. Gözünü seveyim ya. Etmeyin, eylemeyin ya. Ya IŞİD'in böyle... Ya, hayır, böyle bir eylemeyin. Ya kafa kesen görüntüler... Hayır, IŞİD nasıl... kime karşı savaşıyordu Osman abi? İşte onu söylüyorum. Bakın, tam sorun da burada işte yani, Hasan Bey. Problem orada sorun zaten. Sorun burada. Yani bunun bakın, hakikaten yatırılması gerekiyor. Türkiye, evet. Düne kadar Esad'la savaşıyordu. Esad'a savaşıyor, karşı savaşıyor diye... Bu insanlara yardım etti. Halbuki Türkiye'de medyanın önemli bir kısmı bu insanlar tehlikeli insanlar. Bu insanlar hak, hukuk, adalet, insaf, uluslararası savaş hukuku hiçbir şey tanımadan insan kesiyor diye günlerce, aylarca yayın yapıldı. Ama Türk hükümeti sadece ve sadece Esad'a karşı bunlar mücadele veriyor diye bu insanlara yardım etti. Şimdi yani, bir dakika. Ben, evet. Tırlarla ilgili konuda söyleyeceğim şeyi de söyleyeyim. Şimdi tırlar konusunda MİT'in bir ülkeden bir başka ülkeye yaptığı ilk operasyon mudur bu? MİT'in ilk kez yaptığı bir operasyon mudur? Yapacak abi. Yapacak. Yapmayacak demiyorum yapacak. Ki. Yapacak. Yani büyük bir devlet yapacak, ben operasyon başka, yapacak. Ben evet. Hemfikirim seninle. Evet. Hemfikirim. İlk yaptığı operasyon muydu bu tırlar? Değildi ve olmamalıydı. Ama bir şey var. Burada bugüne kadar uygulanan bir şey var. Araçlar durdurulduğunda belgesi istenir ve belgesini gösterir. O belgede durduran kasıtlı veya kasıtsız savcının, polisin, jandarmanın yapacağı tek bir şey vardır. Bunu merkeze ulaştırıp böyle bir bilgi var. Bunlar olduğunu söylüyor. Bunlarla ilgili ne yapılması lazım? Yapacağı tek şey de merkez sorguladıktan sonra da evet bilgi doğru ve bırakın gitsin. Bugüne kadar yapılan buydu. Ama burada bu tırları kullananlar, sürenler her neyse asla ve asla bilgi ve belge ortaya koymuyorlar. Bütün şimdi, problem buradan çıkıyor. Şimdi ben de o zaman mevzu açıldığı için söyleyeyim. Şimdi o operasyon emrini veren savcı bey. Savcıya ihbar geldiğinde yapmak zorunda. İşte sonrasının nasıl olduğunu söylüyorum. Onun MİT tırları olduğunu şey yapıyor. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Savcı bey acaba hangi medya kuruluşlarını gelin bir... Her defasında yapılmıyor mu bu? Niye her yerde yapılıyor. Niye bütün gazetelerin ajanslarına veyahut da muhabirlerine, temsilciliklerine değil de sadece bir ajans ve bir televizyonun temsilciliklerine bu söyleniyor? Ya bunlar nasıl? Sadece iki tane. Bak, sadece hani bugün 22 Temmuz operasyonunda diyoruz ya yanlış gazetelere önceden sızdırıldı falan diye. O savcı, Adana operasyonunu yapan savcı, hangi meydanda buluşalım? Orada ben kapakları açtıracağım falan filan dedi. Tamam. Ya bunlar. Abi bakın. Her defasında. Mesele nereye geliyor biliyor musun?
Herkes kendi yetkisini bilecek. Herkes kendi yetkisini bilecek ve haddini aşmayacak. Savcıysa savcı, polis ise polisliğini bilecek. İşte tamam mı? Bilecek. Yanlış değil yani söyledi. Şimdi biraz söyledi, önce hemfikir olduğunu söyledim. MİT, eğer sen Türkiye büyük bir devletse, ki büyük bir devlet. Dolayısıyla Suriye'de de operasyon yapacak, Irak'ta da operasyon büyük yapılacak. Büyük bir devlet idi. Halen de öyle. Hatta halen de büyük devlet olma yönünde eğer önünü tam tersine önü Türkiye kendi önünü kesiyor. Türkiye bu iktidarın yaptığı yanlışlar yüzünden, bakın Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir şey iddia ile ortaya geldi ve hepimiz alkışladık. Evet. Komşularla sıfır sorun dedi. Evet. Bugün adımını adımımızı atabileceğimiz komşumuz kalmadı Hasan Bey. Şimdi doğru. Adımımızı atabileceğimiz komşu kalmadı. Doğru ama. Hepsiyle sorunlu olduk. Doğru ama. Hepsiyle kavgalı olduk. Burada sorunu üreten Türkiye midir yoksa mesela Suriye midir? Ben Suriye olayını baştan beri biliyorum. Sayın Başbakan'ın Esad'a neler söylediğini de biliyorum. Bir bakın bu dünya konjonktüründen bunu ayırmayalım. Yani Türkiye'nin başına kabak patlıyor doğru. Ama bunu dünya konjonktüründen ayırmamak lazım. Şu var. Arap devrimi dedik, Arap baharı dedik değil mi? Bütün işte Libya'da, Tunus'ta. Ben hiçbir zaman Arap baharı hayır, demedim. Sen dememiş olabilirsin. Arap diktatörlerinin son baharı dedim ben her defasında. Tamam doğru çok güzel. Seninki daha güzel. Her Arap diktatörlerinin son baharı. Yani Libya'da diktatör gidiyordu. Tunus'ta diktatör gidiyordu. Mısır'da diktatör gidiyordu. Dolayısıyla Arap halkları demokrasiye kendi iradeyle seçeceklerini liderlere kavuşacaklardı. Öyle sanıyorlardı. Miydi? Sanıyorlardı. Veyahut da ben niye sonbaharı dedim? Onu söyleyeyim. Şimdi bir dakika tamam. Ona geçmeden önce. Baktı ki dünya, Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail'i, Avrupa'sı. Baktı ki ya dedi biz bir diktatörler gönderiyoruz. Yani böyle bir Arap baharı dedik. Halk bunları seçiyor. Seçecek. Ama bir baktı ki yine hepsi bizim karşıtlarımız seçiyor. O zaman ne olacak? Ortalık karışmalıydı abi. Orta Doğu karışmalıydı. İşte Suriye'de gördüğümüz. Ve Sayın Başbakan Esad'a defalarca, yani bir keresinde Sayın Davutoğlu sanıyorum saatlerce konuştu Esad'la. Dedi ki bir rüzgar geliyor. Bir deprem geliyor. Bir tsunami geliyor. Tedbirini al. Bak bir Arap baharı esiyor, bir rüzgar esiyor. Bu ister istemez senin de ülkeni etkileyecek. Dolayısıyla sen de tedbir al. Biraz o sıktığın halkı biraz gevşet, haklarını ver. Daha düne kadar Kürt halkının, Suriye'de yaşanan Kürt halkının kimlikleri yoktu biliyor musun? Kimlikleri yoktu. Yani nüfus cüzdanları yoktu. Nüfusa kayıtlı değildi. Kayıtlı değillerdi. Keşke dış politikayı daha fazla konuşabilsek yani, aslında. Şimdi bunlar olmadığı için bunlar oldu. Bunlar zamanında Esad tedbir alsaydı sanıyorum bugün Suriye sorununu yaşamıyor. Şu anda herhalde ve Suriye sınırında Esad PYD güçleriyle Türkiye'ye karşı daha bir... Evet. Suriye ile ilgili bir şey söylememe müsaade edin. Evet, Esad o yanlışı yaptı. Ama Esad'a karşı Türkiye de yanlış yaptı. Türkiye'nin yaptığı yanlış neydi biliyor musunuz? Yani Esad'ın yanlışlığını savunmak değil bu. Benim söylediklerimi öyle yorumlarsanız yanlış yapılmış olur. Benim anlattığımın farklı bir yere çekilmiş olur. Suriye sorununun müsebbibi Esad'dır. Bu ayrı. Ama ben Türkiye'de yaşayan biri olarak kendi yanlışımızı da sorgularım. Ya bizim yaptığımız. Buraya girmem lazım. Tamam biraz orayı toparlayalım. Çünkü bir iki soru soracak. İzleyici sorularımız var. Burayı anlatmam lazım. Suriye'de yapılan yanlış şuydu. 9 Ağustos 2012. Davutoğlu'nun 6,5 saatlik Şam'da Esad'la yaptığı görüşme. Esad işte kendi anlatımlarından biliyoruz bunu. Yani böyle bir başka bir yerden değil. Sonrasında farklı ortamlarda benim de bizzat bulunduğum ortamlarda Davutoğlu'ndan bir kısmını sonrasını yazdığım veya yazdıkları veya anlattıkları şeylerden biliyorum. 6,5 saatte Esad'a şunu anlatıyor. Evet demin söylediği şeyleri anlatıyor. Yani demokratikleşme yolunda adım at diyor. O da atacağım diyor. Tarih ver diyor. Hangi takvimlendir şunu diyor. Bir ikisini takvimlendiriyor. Hayır diyor. Bir her şeyin takvimlendir. Yani seçim dahil, şu dahil, bu dahil hepsini takvimlendir. Yapamam diyor. Siz ne kadar sürede yaptınız? Demokratikleşmeyi yapabildiniz mi diyor. Ve iş burada kişiselleştiriyor. Evet. Davutoğlu'nun yanlışı yüzünden. Davutoğlu'nun kişisel
kızgınlığı yüzünden kişiselleştiriyor. Ve amiyane tabirle söyleyeyim, ne anlama diplomatideki diliyle değil, halkın, insanların anlayacağı diliyle söyleyeyim. Ben de sana gösteririm diyerek Şam'daki görüşmeyi noktalıyor. Şimdi oradan baktıktan sonra yani ben, Türkiye... Ben Sayın Davutoğlu'nu çok iyi tanıyan bir birisi olarak... Burada Sayın Davutoğlu'nun başbakan olarak görme ihtimalimiz çok yüksek. Ya ben Sayın Davutoğlu'nu çok iyi tanıyan birisi olarak öyle bir tavır sergileyeceğini bilmiyorum. Yalnız onu elini çabuk tut manasında söylemiş olabilir. Elini çabuk tut. Göstereceğiz. Zira, hayır. Ya, kim yansıtıyorsa yanlış yansıtmış. Ya kendi abi. İfadeleri. Hayır abi. Kendi hayır. İfadeleri. Yani kendi ben, ağzından da çıksa inanmam. Gözünü seveyim. Yani Davutoğlu onu söyleyecek bir adam değil. Davutoğlu onu söyleyecek bu bir adam. Bu kelimelerle söyledi demedim. Özellikle söyledim. Tamam ya, o zaman başta söylediğin cümleyi kullanmadan söyledim. Kelimeler değişebilir ama anlam evet, bu şekilde. Anlam olarak halkın anlayacağı yani dille söyledim diyor. Elini çabuk tut. Bir deprem geliyor, bir tsunami geliyor. Bu seni de yıkar geçer. İşte oradan dolayısıyla çıktıktan sonra da Türkiye'nin Suriye ile olan bütün yaptığı şeyler o günden itibaren düğme yanlış iliklendi ve attığı bütün adımlar yanlış yürüdü. Peki. Eğer Türkiye o gün o kararı vermemiş olsaydı 160 bin insan ölmeyecekti. Belki çok daha az insan bu adamın şerrinden. Yani o zaman sen bütün yükü Türkiye'ye yükledin. Bak Esad'ın cümlemi yapma ya. Başta yapma. Söylediğimi çarptın. Tamam yani o, cümlemi onu... yarım bıraktın söyledi. Bitirtmeme müsaade etmeden araya girip müdahale ettin. Diyorum ki 160 bin kişinin ölmesi yerine belki daha az can kayıpla bu adamın şerri bir şekilde dinmiş olacaktı. Peki yani, şimdi keşke, Hasan Bey. Keşke Davutoğlu o 6,5 saatlik görüşmeyi yapmak yerine bazı partilerin yaptığı gibi Şam hatırası çektirseydi herhalde 160 bin kişi ölmezdi. Teşekkür peki. ediyorum. Peki şimdi ortak bir soru var. Türkiye'de siz haremine girdiler dediniz. Son 5 dakikamız zannediyorum. Yönetmen arkadaşım Alperen söyler. Son 5 dakika. O yüzden 2,5 dakika vermeye çalışacağım size. Bu görüşmeler o zaman gerçekti diye soruyor izleyiciler. Yani üzerine montaj, yani tapeler, ses tapeleri. Demek ki bunlar gerçekti. Hani gerçek değildi diye birçok sayıda mesaj var. Buna bir açıklık getirebilir misiniz? Bunlar montaj mıydı? Yani ses tapeleri biliyorsunuz yani 30 Mart seçimleri öncesinde inanılmaz tapelerle karşılaştık biz. Yani para sıfırlayından tutun da yani bakanların konuşmalarından tutun da başbakanın oğluyla olduğu iddia edilen konuşmalara kadar. Yani haremime girdiler beni dinlediler diyen yani başbakanın sözlerinden gerçekten bu konuşmalar var mıydı çıkartıyor bazı izleyiciler. Ne dersiniz buna? Şimdi bakın, yani bugünkü teknolojiyi, yani bir siz televizyon kurursunuz, buradaki teknik arkadaşlar da ve yönetici arkadaşlar da, rejideki arkadaşlar da bunu çok iyi bilirler ki, bugünkü teknoloji artık adeta bir toprağa tohum atıp bitki elde etmek gibi, yani bugün ses elde etmek mümkün. Yani üzüntü tonunu vermek mümkün, sevinç tonunu vermek mümkün, kızgınlık tonunu vermek mümkün seslere. Yani başbakanın o zaman dinlememişler gibi bir şey çıkartmak mümkün olmuyor. Hayır, dinlemişler, bütün konuşmaları dinlemişler ama buradan şunu almışlar, buradan bunu almışlar, kesmişler, yapıştırmışlar ve hatta bazı şeyleri de üretmişler. Anlatabiliyor muyum? İşlerine yarayan şeyleri üretmişler. Bakın ben şunu söyleyeyim. Yani benim kızım. Dedi ben bundan sonra diyor başbakana kızıyorum. Kaldı ki çok seviyor. Çok kızdım dedi. Niye hayrol da dedim yani o görüşmelerden dolayı mı sıfırlama? Yok dedi yani aslanlar gibi kükreyen başbakan dedi. Yani o sıfırlama konuşması aklınıza getirin. Evet oğluna getirin. Ezik büzük işte dinleniyoruz değil mi falan. Yani öyle bir ses tonu ki yani Tayyip olmaz Erdoğan ya. Değil. Bambaşka bir insan. Yani buna artık 7 yaşında bırak daha büyük yaşlardaki 7 yaşındaki çocuk bile İnanmıyor. Bu konuşmaların montaj olduğuna kesinlikle inanır. Peki Ünal Bey siz bu konuda bir şey söyler misiniz? Ve bu konuşmaların üzerine operasyonlar yapıldı. O da ayrı bir konu. Ama mesela Metehan Demir'le
Egemen Bağış'ın konuşmasında yani özür dilemiştiler. Yani daha evet, sonra yani onlar, sonra da montaj. Affedersin Mete Hanım'la şeyin Egemen yani, Bey'in ya orada kabalığı, kabalığıdır. Yani bunu kesinlikle asla söylemiyorum ama şunu demek istiyorum. Yani önce bir özür dilendi, ardından da montaj dendi. O yüzden diyorum. Yani bir yani. Orada da kafa karışıklığı. Evet, hayır onlar kendileri de açıkladılar zaten. Yani bizim yaptığımız bir kapalı özür dileriz dediler. Yani ama sonra işte Egemen Bağış yani montaj olduğunu söyledi. 30 Mart'ta balkona çıktı. Metan Almanya'da Bey, en çok alkışlanan isim oldu biliyorsunuz. Kim? Egemen Bağış. Evet. AK Parti'nin Erdoğan'ın Almanya'daki mitinginde en çok alkışlanan isim oldu. Ya iyiydi. Balkon yani, konuşmasında da şey çıktı. Egemen Bağış'ı mı orada suçlayacağız yoksa onu alkışlayanları mı suçlayacağız? Veya da bu toplumunu vitrine çıkaran insanları mı suçlayacağız? Yönetim mi? Şimdi tamam, ben yani, giden süre benden gidiyor yalnız. Millet alkışlıyor ya. Millet tamam. Alkışlıyor. Ya alkışlatılıyor Hasan Bey. Şimdi yani. Balkona çıkarım diyor. Alkışlatılıyor. Çünkü süren bitiyor. O yüzden söz hakkını şimdi kesmiş olmayayım. Yine tersten yaklaşacağım ben. Bu konuşmalar montajdı, dublajdı, şuydu Hasan Bey'in dediği gibi. Bu böyle olsaydı ve toplumun zihninde ne kadar kargaşa oldu. Tayyip Bey, AK Parti, iktidar bu kasetleri teker teker alıp dünyada 10 tane, 20 tane ne kadar ses analizi konusunda uzman stüdyo varsa hepsine götürüp tetkik eder miydi, etmez miydi? Bir. Ya da etmeli miydi? Yani bunu kamuoyuyla paylaşsaydı etmez miydi iyi olmaz mıydı? Etmez miydi sizce? Ya canım, bir tanesini götürdüler biliyorsunuz. Ne hale düştüler sonrasında, onun ne olduğunu, nasıl yalanlarla şey yaptılar. O soruların nasıl sorulduğunu da gayet iyi biliyoruz. Nasıl cevap verildiğini de gayet iyi biliyoruz. Peki. Yani biz röportaj evet. Yaptık o biliyorsunuz. Ya, yapma, Rota Haber röportaj yaptı. O Rota Haber'den sonra başkaları da röportaj yaptılar. Ve onun nasıl o kasetlere nasıl soru sorulduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz ne sorduğumuzu da yazdık. Ne sorduğumuzu da yazdık. Biliyorum ne sorduğunu da biliyorum ben. Biz ne sorduğumuzu biliyorum. Şimdi kapatmadan bir lütfen, şey daha söyleyeyim. Lütfen kapatacağız çünkü. Şimdi demin o Erdoğan'ın sesinin niye kısık olduğunu oğluyla o şeyi verirken. Erdoğan elindeki telefonun, kriptolu telefonun dinlenmeyeceğinden o kadar emin ki sadece ortam dinlenmesi yapabileceğinden endişe ettiği için. Ne yapsın, ne yapsın? TÜBİTAK'taki adama güvenmiş. Tamam mı? Bu dinlenmiyor diye. TÜBİTAK'taki o zaman dinlenmiş. Adama, hayır, ya diyorum bu konuşma mutlaka dinlenmiyor. Var ama siz konuşma biçiyorsunuz, var. Ama şey yapıyorlardı. Ama kesmiş. İşte yani, diyorum ki bunu analiz eder ve onun yani, her şeyiyle bizim önümüze koyarlardı. İçeriğine ilişkin bir kez bile yalan diyemediler. Sadece lafı geveleyip dublaj montaj diyerek bize yutturmaya çalıştılar ben sadece maalesef. Şunu söyleyeyim. Bilal Erdoğan, Türkiye'nin başındaki veyahut da yönetimdeki Bilal Erdoğan o kirli para, herhangi bir kirli paraya elinin sürmeyecek kadar temiz bir insan. Peki. Yani peki, nasıl anlaşılan ihale şey verilen şirketlerden şuraya bağış yapmadan ihaleyi alamazsın abi, diyerek. O zaman konuşursak bu şeylere falan başlarız. Şu kurbanlıklar ve diğer şeyler. Yani yanlış varsa yani konuşulmalı. Orada zaten haram para varsa yanlış, burada helal param var. Var. Bunları da konuşmak lazım. Tamam da orada bir yanlış peki varsa o da konuşulmalı. Şu bir gerçek konuşulmalı. Ama ne şeydir ki hizmet hareketi dediğimiz, cemaat hareketi dediğimiz konularla ilgili nedense birileri tabu gibi ona dokundurtmuyorlar. Yani konuşalım diyorum ben de. Dokunanların elleri yanıyor. Ben de tam tersine konuşalım. Konuşulmalı. Peki aslında her söylediğiniz sözden çok soru çıkardı. Hem Hasan Bey'in hem Ünal Bey'in sözlerinden anlaşılan o ki Türkiye'deki tartışmalar bitmeyecek. Kamuoyu da sizleri takip ederek bir yerden bakmaya çalışacak ama ne kadar bakabilecek orası da belli mutlaka değil. Çok teşekkür ediyorum Hasan Karakaya, Yeni Akit ben Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkür ederim Ünal Tanık, Rota Haber Genel Yayın Yönetmeni. Biz de sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık sağ diyelim. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de biraz yani ufkunuzda farklılık yapabildiysek, açabildiysek ne mutlu. Bir kez daha söyleyelim, bugün çok mübarek bir gece, Kadir Gecesi. Evet. Herkesin Allah dualarını kabul etsin diyelim efendim. Amin. Bir sonraki hafta bakalım amin ortak akılda olabilecek miyiz? Sizlere merhaba diyebilecek miyiz? İyi haftalar. Burası Türkiye.